Silvergate olayı olmasaydı dün kripto paraların haftanın son gününü yükselişle kapattığını görecektik çok büyük olasılıkla. Bunu böyle rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü haftanın son günü Amerikan borsaları, teknoloji hisseleri çok güçlü yükselişlere imza attılar. Dolayısıyla Amerikan borsalarının yükseldiği gün kriptoların da normalde yükselmesi gerekirdi ama olmadı. Bitcoin 23 bin doların altında, Ethereum 1600 doların altında, altcoinlerde genel olarak düşüşler var. Bunun sebebi yani Amerikan borsaları yükselirken hatta altın ve gümüş yükselirken kriptoların düşmesinin sebebi Silvergate Bankası'nın Kaliforniya merkezli kripto şirketlerine çok büyük tutarlarda kredi veren ve müşterilerinin önemli bir kısmı da kripto şirketlerinden, kurumsal kripto şirketlerinden oluşan bankanın iflasın eşiğine gelmesi. Kaliforniyalı küçük bir banka aslında, yani Amerika'nın büyük bankalarından biri değil. Yani bir Bank of America'dan, bir Citibank'ten bahsetmiyoruz. Ama geçtiğimiz yıllarda isminden çok söz ettirdi. Çünkü kripto şirketleri arasında büyümeyi tercih etmişti. Çok sayıda kripto şirketini müşteri olarak edindi. Hem onların varlıklarını kendi bünyesinde tuttu, hem de bu arada onlara çok büyük tutarlarda krediler verdi. Ve isimsiz sıradan bir bankayken isminden finans dünyasına söz ettirmeye başladı. 2021'in son çeyreğinde yani kriptoların kışı henüz daha başlamadan kışın başında diyelim biliyorsunuz 2021'in Kasım ayında Bitcoin 69 bin dolardaki zirvesini Ethereum'da 4500 dolardaki zirvesini görmüştü. Yani kripto paraların kripto dünyasının iyi günlerinde Silvergate'in varlıkları bu grafikte görüyoruz 16 milyar dolara kadar yükselmişti ve bunların önemli bir kısmı kurumsal kripto şirketlerinin bankaya koyduğu varlıklardan oluşuyordu. Silvergate'in kripto müşterileri öyle ismi cismi bilinmeyen atsız sansız şirketler değil. Amerika'nın en büyük kripto şirketleri Silvergate'in müşterisi olmuştu. Coinbase, mesela The Circle, Paxos, bu arada Galaxy Digital Silvergate'in müşterileri arasına katılmıştı. Ve işte kripto dünyasından yeni müşteri geldikçe Silvergate'in işleri de büyümüştü. Ama işte ta ki geçen sene kripto para dünyasının kışına kadar işler bozulunca kripto para tarafında Silvergate'in müşterilerinin işleri de bozuldu. Para çekmeye başladılar. Varlıklarını yine azaltmaya başladılar bankadaki. Bunun sonucunda işte biraz önce gördüğümüz gibi mevduatları azaldı kripto para şirketlerinin Silvergate'te. Ve en önemlisi sermaye yeterlilik rasyosu. Bütün dünyada bankaların ne kadar güçlü olduğunu anlamak için bakılan rasyo. Türkiye'de de çok kritik bir rasyodur. %5'in biraz üzerine kadar indi. %5 uçurum. %5'in altı Amerika'da uçurum. %5'in altına izin verilmiyor zaten. Şu anda Silvergate'in sermaye yeterlilik rasyosu %5.4'e gerilemiş durumda. Yani aslında Silvergate şu anda uçurumun kenarında. Bunun sonucunda bilançosunu geçen hafta yayınlayamadı, gecikti. Ve bunun duyulması da işte FTX'ten daha önce Terra'dan, Luna'dan ağzı yanan kripto para yatırımcılarının yoğurdu. Yani kripto paraları üfleyerek yemesine, üfleyerek yatırım yapmasına yol açtı. Bir anda para çıkışı gerçekleşti. O para çıkışı da işte Bitcoin'i ve altcoin'leri düşürdü. Silvergate ile ilgili haberler elbette bu haftada yakından izlenecek. Henüz daha ortada bir resmi iflas başvurusu falan yok. Ama gidişat oraya doğru gibi gözüküyor. Bu süreç İşte iflas başvurusu eğer gerçekleşirse ondan sonra Silvergate'de parasını batırdığı ortaya çıkacak olan tıpkı FTX'te olduğu gibi yeni bir takım kripto para şirketleri bir süre daha Bitcoin'i ve altcoin'leri rahatsız etmeye devam edebilir. Dolayısıyla bu Silvergate olayı netleşmeden güçlü bir yükseliş kripto para tarafında pek kolay değil.